kurban söyledim mi? Muhteşem gece devam ediyor ve Fox'la devam ediyoruz. Sırada gecenin dünya şampiyonu Kerem maçı Global Union Cruiserweight World Title. Robert Fox serinin dünya şampiyonu Kerem maçı var. Cruiserweight ve iki deneyimli boksör gelecek günleri. İşte önce mahvi köşede Arjantinli boksör. And a blue corner representing Argentina, Ricardo Marcelo Rocha. And his opponent in the red corner, Benfili, the visitor general representing Turkey, boxers. Sevgili izleyiciler, hoş geldiniz bir kez daha yayınımıza. Vendetta Champions Night İstanbul Ülker Spor Salonu'nda muhteşem bir gece. İbrahim Dağdeviren organizasyonunda kickboks maçları ve boks maçlarıyla dolu bir gece. Ve şimdi boksta gecenin maçı. WBA eski dünya şampiyonu Fırat Aslan, KBO dünya şampiyonu kemer maçına çıkıyor. Ricardo Marcelo Ramalho Arjantin'i karşısında 12 roundluk bir maç yapacak Fırat Aslan. Ben Fikret Engin, hepinize iyi seyirler diliyorum. TV 8.5 ekranlarında heyecan dolu müsabakalar ve karşılaşma biraz sonra başlayacak sevgili izleyiciler. Şu anda Fırat geliyor. 48 yaşında, evet biliyoruz, dünya şampiyonluğunda bir efsane, muhteşem bir isimdi George Foreman. 45 yaşında dünya şampiyonu olduğunda ağır siklette herkes şaşırmış kalmıştı. Gerçekten ilerleyen yaşına rağmen uzun yıllar ringlerde böyle başarılı olan isimlerden biri de ülkemizin gurur kaynağı isimlerinden biri Fırat Aslan sevgili izleyiciler. Bu gece bakalım nasıl bir performans ortaya koyacak Fırat. Farklı görüntüleri ekrana geliyor sevgili izleyiciler. Son derece keyifli bir müsabaka izleyeceğiz. Gerçekten de harika bir maç olacak. Çok güzel bir gece oluyor İstanbul'da Ülker Spor Salonu'nda İbrahim Dağdeviren ve Erhan Deniz organizasyonu, Pitbull Erhan olarak onu ringlerden tanıyoruz biliyorsunuz. Erhan Deniz'i knockoutlarıyla popüler bir isimdi. Bu organizasyonu İbrahim Dağdeviren'le birlikte yaptılar. Şimdi ulusal marşlarımızı dinleyelim. Önce Almanya'nın, daha sonra da ulusal marşımızı. Arjantin Ulusal Marşı. Thank you.
Arjantin Ulusal Marşı sevgili izleyiciler. Uzadıkça uzadı. İstiklal Marşımız. İstanbul'da Ülker Spor Salonu'nda herkes ayakta ve İstiklal Marşımızı hep birazdan söyledik. Fırat Aslan, GBU Dünya Şampiyonluğu kemer maçında bu gece Arjantinli Ricardo Marcelo Ramalho karşısında ringe çıkıyor. 48 yaşında, 91 kiloda sevgili izleyiciler. Şimdi de Almanya Marşı. Fırat kardeşimizin ikinci uyruğu Almanya. Bu yüzden onun da marşı çalınıyor. Fırat Aslan'a başarılar diliyoruz. Sevgili izleyiciler, Arnav Deniz yolunda yine bir servis olacak. Pitbull, bugün ringde değilsin ama yanımızdasın. Hoş geldin. Burası da güzel. Gerçekten güzel. Harika bir ambiyans. Vendetta organizasyonu. Gerçekten başarısı ortada. Mustafa Bey, sizler, kanalımız, herkes her şey mükemmel. Sporcu kabininden dışarıya kadar her şey özellikle kontrol ettim. Yani bir organizasyon sahibi, ev sahibi bir olarak çok beğendim. Her şey mükemmel gidiyor. Sporcular çok kaliteli. Güçler çok dengeli. Benim telefonumu da mesaj yağmuruna tuttular. Son dönemlerdeki gerçekten en güzel organizasyonlardan birine imza attığınız için tebrik ediyoruz sizleri. Gerek sevgili Erhan Deniz'in, gerek İbrahim daha birbirleri. Bülent Bey, devlet organizasyon sahibi Bülent Bey. Ve Bülent Bey de tabii ki. Onda öncelikle Avrupa'nın vermiş olduğu bir tecrübe var. Arka arkaya yaptığı organizasyonlar Avrupa'da gerçekten isim yaptı. Bizleri de kırmadı sağ olsun. Türkiye'ye getirdi. Ve Türkiye'de ilkini yaptı. Bismillah dedi. İnşallah Fırat kardeşimiz de şimdi kendini gösterecek. Harika bir gece olacak. Sevgili izleyiciler, başarıları anons ediliyor Mustafa Özden tarafından. İşte Fırat Aslan. Gecelik maçı başlamak üzere. Çok az bir süre kaldı. Şampiyonu Fırat Aslan. Sevgili izleyiciler, Bülent Sağlama, Emre Öztürk'e maç başlıyor. Fırat emin kendinden. Evet, müsabaka başlamak üzere. Tekrarlayalım. Bülent Sağlama, Emre Öztürk'e, Erhan Deniz'e ve İbrahim Dağdemir'e ne bu harika gece için teşekkür ediyoruz. Çok güzel bir gece İstanbul'da.
Vendetta Champions Night, şampiyonların gecesi ve şampiyonların maçı başlıyor. WBA Dünya Şampiyonumuz GBU kemer maçı için şampiyonluk maçında Fırat Aslan sevgili izleyiciler ringde ve rakibi Arjantinli Ricardo Marcelo Ramalho. Şimdi Fırat rakibinin üzerine gidiyor. 12 round'lu bir müsabaka seyredeceğiz. Tabii ki 12. round'a kadar gidecek mi, gitmeyecek mi, bunu bize zaman gösterecek. Kapandı Fırat. Rakibinin üzerine gidiyor Fırat Aslan. Şimdi Arjantinli birinci round'da etkili yumruklarıyla rakibini zorlamaya çalışıyor sevgili izleyiciler. Fırat Aslan yeniden rakibinin üzerine gitti. Köşeye almaya çalışıyor Fırat. Birinci round'dayız. 48 yaşında olduğunu tekrarlayalım. Fırat'ın ilerleyen yaşına rağmen çok önemli işler yapıyor ringlerde. Ve bu gece GBU Dünya Şampiyonluk kemer maçında rakibi Ricardo Marcelo Ramalho karşısında tam 12 round için ringde. 91 kilo, 1.82 boyunda sevgili izleyiciler ve 55 maç yaptı. 44 galibiyeti bulunuyor, 8 yenilgisi var Fırat'ın, 3 beraberliği bulunuyor, 29 nakavtu var. Fırat Aslan, rakibi Arjantinli, bugüne kadar ortaya koyduğu müsabakalarda etkili maçlar çıkaran bir isim. 22 galibiyeti var sevgili izleyiciler, 14 yenilgisi bulunuyor, 1 beraberliği var, 16 nakavtı bulunuyor. Ricardo Marcelo Ramalho'nun Arjantinli'nin. Arjantinli de 36 yaşında. Fırat'tan 12 yaş küçük. Şimdi bir sol geldi. Fırat rakibine sadrekle yaklaşıyor. Yeniden köşeye aldı. O köşeden kendini çıkardı Ramalho ve karaciğere bir darbe indirmek istedi. Yine karaciğere vuruyor sevgili izleyiciler. Kantar'da 88 kilo çıktı Arjantinli. Fırat'ta 91 kilo çıktı. 3 kilo daha fazla çıktı. Bunu da vurgulayalım sevgili izleyiciler. Ramalho yine köşede. Fırat rakibinin üzerine gidiyor. Şimdi bir sağ kroşe Fırat Arslan'dan. Fırat Arslan WBA eski dünya şampiyonu sevgili izleyiciler. Daha doğrusu cümleyi tam olarak kuralım. Dünyada WBA eski şampiyonu diyelim. Ve yeniden üzerine gidiyor Fırat rakibinin. Ramalho kaçıyor. Sağ yumruk boşa gitti. Fırat sürekli gardını kapalı tutuyor. Şimdi bir sağ kroşe geldi. Ve arka arkaya etkili vuruşları şu ana kadar izleyemedik. Arjantinli birinci round'da daha çok çalıştı. Fırat defans yapıyor. İlk round'da son saniyelere doğru gidiyoruz sevgili izleyiciler. Fırat Arslan ve Ricardo Marcelo Ramalho mücadelesinin birinci round'unda gong geliyor ve ilk round sona erdi. Köşelere gidiyor Fırat Arslan ve Arjantinli Ricardo Marcelo Ramalho. Erdoğan Deniz yorumlarıyla bizlerle birlikte Pitbull lakaplı kickboksörümüz sevgili izleyiciler. Erhan nasıl buldun birinci roundu? Fırat'ın performansını biraz defans yaptı. Evet, iki sporcu da birbirini denediler. Fırat ters kart sağını önde tuttu. Diğer sporcu da sollarıyla aradı Fırat'ı. İlk etapta boxing 12 round olduğu için birbirlerini denemeleri gayet normal. Şimdi sadece nabızlarını tutuyorlar. Birbirini görüyorlar. Artık bu saatten sonra action diyor. 7, 3, 4. roundda daha farklı. Rahatlı bir organizasyon için ve Emre Öztürk tabii ki. Evet, Trans Avusturya ve Hasbir, Habil Genç'te büyük işleri imza attılar beraber. Böylesine önemli bir organizasyon için. Tabii kolay değil. Ataşehir'de. Tebrik etmek gerekiyor. Bravo. Ülke Spor Arena'da sevgili izleyiciler. TV8 küçük ekranlarında keyifli bir gece izliyoruz. Böyle dünya starları ringte. En önemli isimler de ringteler bugün. Türkiye'nin önemli kickboksörlerinin yanı sıra Fırat Aslan gibi WBA dünya şampiyonu bir boksörümüz Arjantinli'nin karşısında. Şimdi yeniden kendini geri çekti Arjantinli Ramalho etkili vuruyor. Sol kroşe geldi. Şimdi karaciğere girmeye çalışıyor ama Fırat gardını şu ana kadar hiç dökürmedi ve rakibine açık vermeden götürüyor. İkinci round'dayız. 12 round'luk bir müsabaka olduğunu tekrar hatırlatalım bunun sevgili izleyiciler. Fırat Arslan bu gece
GBO Dünya Şampiyonluk Kemer maçında ringde Arjantinli Ricardo Marcelo Ramalho'ya karşı. İkinci round'un ortalarına doğru geliyoruz. Şimdi Arjantinli yeniden toparlandı. Bir sağ yumruk çıkardı. Fırat sürekli gardı kapalı. Bir sağ kroşe çıkardı. Etkili vurdu. Fırat'ın boks tarzı öyle. Karşı tarafı boğmaya yönelik. Sürekli kendi ortada, rakibi gezdir etrafında. Mesafeyi kısaltır ve yakaladığı yerde atakla bitirmeye bakar rakibini. Biraz etkili vurdu. Özlemiş ringi sanki. Daha doğrusu Türkiye'de olmayı özlemiş. Daha uzun kalmak istiyor gibi. Böyle bir 12 round ülkemde kalayım gibi. Rakibiyle çok güzel oynuyor. Sağ yumruk. 12 roundluk müsabakanın ikinci roundundayız sevgili izleyiciler. Arjantinli Ramalho'ya karşı Fırat Aslan. Bir kez daha köşede Fırat. Sağ direkt çıkardı. Rakibi gözlerinin içine bakıyor Fırat'ın. Şimdi bir sol geliyor. Yine solla zorladı rakibini Fırat Aslan. Bir kez daha rakibinin üzerine gidiyor. Sevgili izleyiciler, alttan bir aparkat izledik. Fırat Aslan ikinci roundda. Son yarım dakikaya girmek üzereyiz. GBO şampiyonluk kemer maçı gecenin müsabakası. Fırat Aslan, Ricardo Marcelo Ramalho'ya karşı. O sol aparkatlardan pek memnun değil Arjantinli. Fırat'ın onu daha kuvvetlendirip beraberinde sağ koşa getirmesi lazım bence. Son saniyeler, son saniyeler. Sevgili izleyiciler, Arjantinli sağ koşa aldı. Şimdi rakibin üzerine gidiyor. Fırat'tan yine Antakya'yı umutlar ve ikinci round sona erdi. Köşelerine giriyor her iki boksör. Fırat Aslan ve Ricardo Marcelo Ramalho müsabakasının ikinci roundu tamamlandı. GBO Dünya Şampiyonluğu kemer maçında ilk iki roundu nasıl değerlendireceksin sevgili Erhan Deniz? Dediğim gibi ilk round'da birbirlerini aradılar iki boksörde. İkinci round'ı konuşuyorlar bence şu anda. Sol aparkatları arttı. Beraberinde sağ koşuyla sonuca gidecektir. Çünkü memnun değil ama Arjantin'in 3 defa yüzünden gördüğüm sol aparkat aldığından pek memnun değil. Üçüncü round başlayacak. Buradan TV 8.5 ailesine çok teşekkür ediyoruz. Martial Arts'ı severler olarak. Her zaman aklımızda yanımızda da. Şu anda Gökhan Özdemir de Acun Medya'nın göz bebeği. Anlaşmaları, sözleşmeleri imzalayan isim. Ne güzel. Sevgili izleyiciler. O da derdi. Bu arada karaciğere Fırat'tan müthiş bir darbe geliyor. Ve hakem sayıyor sevgili izleyiciler. Arjantinli yerde toparlandı ama çok etkili vurdu Fırat ve knockdown oldu Arjantinli. Ramalho, Fırat şimdi saldırıyor. Evet, sonra bırakmaz Fırat. Gitti. Bırakmaz yine karaciğere. Çok güzel. Fırat devam edecek. Arjantinli yerde. Fırat yine etkili vurdu. Bir kez daha yerde. Arjantinli Ricardo Marcelo Ramalho. Toparlanabilecek mi? Sayıyor hakem. Sevgili izleyiciler bitirdi. Knockout geliyor. Knockout geliyor. Fırat Aslan 3. roundda knockout ediyor. Arjantinli 100 kişi taşıyor sevgili izleyiciler. Fırat gecenin maçında Arjantinli'yi knockout etti. GBO Dünya Şampiyonluğu kemer maçında Fırat Aslan Ricardo Marcelo Ramalho'yu 3. roundda knockout ediyor. 3. roundun ilk dakikasında karaciğerden geri yıktı önce, sonrasında devam etti presse ve rakibini knockout etti. Gururumuz Fırat Arslan. Mükemmel, mükemmel. Gerçekten iyi yakaladı sol aparkatla karaciğerden. Beraberinde zaten çok eski sporcular onlar. Bu tarzda bir anahtar yakaladıkları zaman bırakmazlar. Çünkü bıraktıkları zaman geri döner. Bokstur bu. Hemen bitirdi. Bravo. Çok akıllı bir boksör Fırat. GBO Dünya Şampiyonluk maçında Fırat Arslan, Ricardo Marcelo Ramalho'yu, Arjantinli'yi knockout etmeyi başardı. Üçüncü roundda sevgili izleyiciler. Çok güzel bir gece İstanbul'da İbrahim Dağdemiren, Bülent Sağlam ve Emre Öztürk
Erhan Deniz. Muhteşem bir organizasyon. Evet, harika bir organizasyon. Vendetta Champions Night hem kickbox hem boks hem de MMA müsabakalarının seyir zevki yüksek müsabakaların olduğu bir gece seyrediyoruz sevgili izleyiciler. Ve gecenin maçında GBO Dünya Şampiyonluğu kemerini kazanan Fırat Arslan oldu. Arjantinli rakibini 3. raundun ilk dakikasında iki kez yıktı ve knockout'la müsabakayı kazandı Fırat Arslan. Tebrik ediyoruz Fırat'ı bu büyük başarısı nedeniyle sevgili izleyiciler. Rakibini knockout ediyor Fırat Arslan ve 48 yaşındaki efsane dövüşçü ringde bu gece yine zaferle sahadan ayrılıyor. Ağır, çok ağır savaşlar gördü evet Fırat Arslan. Avrupa'da dünyanın her yerinde çok iyi dövüşçülerle çok ağır maçlar yaptı. Bence şu anda kendi ülkesinde İstanbul'un göbeğinde ringde olmaktan çok memnun ve bu kemeri almaktan çok memnun. Knockout'la kazanan ve GBU dünya şampiyonu olan winning by a knockout in the third round 47 second of the bout and the GBU world champion. Red corner, kırmızı köşe, Fırat Arslan! Fırat Arslan knockout'la müsabakayı kazanıyor sevgili izleyiciler. Gerçekten keyif dolu bir gece oldu. Ve şimdi kemeri alacak, GBU Dünya Şampiyonluk kemerini takacak Fırat Arslan. Tebrik ediyoruz Fırat'ı büyük başarısı nedeniyle. Gerçekten de harika bir maç çıkardı ve ilk iki raundda kontrollüydü ama üçüncü raundda atağa kalkarak önce knockdown sonra knockout yaptı. Fırat Arslan müsabakayı knockoutla kazanmayı başardı. Yüce Allah şükürler olsun. Her şey Allah'tan, her şey Allah'tan. Emre Öztürk de orada. Kuvveti, azmi verdiğin için ne kadar şükretsem, ne kadar diz çöksem az. Allah'a şükürler olsun. Alkışlar bir kez daha onun için Fırat Arslan. Tebrik ediyoruz Fırat Arslan'ı. Teşekkür etmek istiyorum. Burada bizi destekledikleri için Bülent kardeşime, Emre kardeşime, İbrahim'e teşekkür ediyorum. Böyle büyük bir organize Türkiye'ye yaptık, Türkiye'de yaptıkları için çok teşekkür ediyorum. Herkese burada teşekkürlerimi sunuyorum. Alkışlar bir kez daha şampiyon Fırat Arslan için. Bülent Sağlam'a, Emre Öztürk'e ve İbrahim Dağdemir'e bu organizasyon için teşekkürün sunduğu Fırat Arslan. Şimdi reklamlara gidiyoruz. Tekrar birlikte olacağız sevgili izleyiciler. Dünya şampiyonluğunda bir efsane. Muhteşem bir isimdi George Foreman. 45 yaşında dünya şampiyonu olduğunda ağır siklette herkes şaşırmış kalmıştı. Gerçekten ilerleyen yaşına rağmen uzun yıllar ringlerde böyle başarılı olan isimlerden biri de ülkemizin gurur kaynağı isimlerinden biri Fırat Arslan sevgili izleyiciler.